Lesson 8. Present Continuous Tense. Hello. Merhaba sevgili öğrenciler. Önceki derslerimizde sizlere eylemin ne olduğunu öğretmiştim. Bir kez daha hatırlayacak olursak, eylem, cümle kurduğumuz zaman amacı tam olarak karşıdaki kişiye anlatabilmek için kullandığımız iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklerdir demiştik. Sevgili çocuklar, her eylem bir zaman bildirir. Şimdi sizlere konuşmakta olduğum şu anı, şimdi anlatmakta kullandığımız şimdiki zamanı, yani present continuous tense öğreteceğim. Present continuous şimdiki zaman. Present continuous tense, şimdiki zaman. Sevgili öğrenciler, hatırlarsanız Türkçemizde şimdiki zaman anlamını yor ikili veriyor. Yor. Türkçe cümleler kurarken eylemin sonuna yor ikili getiriyoruz ve şimdiki zaman anlamını alıyoruz. Örnek verelim. Ben gidiyorum dediğimizde, Türkçe'de ben gidiyorum dediğimizde, şu anda gidiyorum, şimdi gidiyorum, gitme eylemini şimdi yapıyorum anlamını alıyoruz. Bir başka örnek yazalım. Ben yüzüyorum. Ben yüzüyorum dediğimizde de, yüzme eylemini ne zaman yapıyorum? Şimdi yapıyorum, şu anda yapıyorum. Bu anlamı veren eylemin sonuna eklediğimiz your ekidir. Peki İngilizce'de şimdi şu anda yaptığım eylemi anlatabilmek için ne yapıyorum? Bunun için de eylemin sonuna ing dediğimiz eki getiriyoruz. Evet, bu Türkçeleri bir türlü söyleyelim. Asıl konumuz olan İngilizce'ye dönelim. Ne dedik? İngilizce'de şimdiki zamanla ilgili cümleler kurarken eylemin sonuna ing ekini geçiyoruz. ING. ING your anlamına geliyor. Ve cümlemize şimdiki zaman anlamını katıyor. Cümleler kurarak konuyu biraz daha pekiştirelim, netleştirelim. Sevgili çocuklar, cümle kurmak için neye ihtiyacımız vardı? Öncelikle bir ismi ya da ismin yerine geçen bir kelimeye. I sözcüğünü alalım. İsmin yerine geçen I sözcüğünü alalım. Ardından da I'ya yardımcı olacak am, is, are sözcüklerinden uygun olanı alalım. I ile birlikte kullandığımız am sözcüğüydü. Şimdi bizim bir eyleme ihtiyacımız var. Play kelimesini alalım. Play, daha önceki derslerimizde öğrenmiştiniz. Oynamak demekti. Play. Ve şimdiki zaman anlamını katabilmek için cümlemize az önce öğrendiğimiz ing ekini fiilimizin, eylemimizin sonuna ekleyelim. Ne oldu? I am playing. Ben oynuyorum. Ben ne zaman oynuyorum? Şimdi, şu anda. I am playing. Bir başka örnek verelim. You are playing. You are playing. Sen oynuyorsun. Sen ne zaman oynuyorsun? Şimdi. You are playing. Eylemler sonuna ing ekini alıyor ve cümle şimdiki zaman anlamını kazanıyor. Devam edelim. İsmin yerine geçen bütün sözcüklerde play eylemini kullanarak yapalım bu örneklerimizi. He is playing. She is playing. It is playing. We are
için tekrar edelim. I am playing. Ben oynuyorum. You are playing. Sen oynuyorsun. He is playing. O oynuyor. She is playing. O oynuyor. It is playing. O oynuyor. We are playing. Biz oynuyoruz. You are playing. Siz oynuyorsunuz. They are playing. Onlar oynuyorlar. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, kurduğumuz bütün cümleler şimdiki zaman anlamında. Yani oynamak eylemi bütün şahıslar tarafından şu anda, şimdi yapılmakta. Sevgili öğrenciler, şimdiki zamanda cümle yapısını, ismin yerine geçen kelimelere göre kullanımını bir kez de monitörümüzden takip edin. Monitörümüzde kısa şeklini ve uzun şeklini görüyorsunuz. I am ya da I'm dedikten sonra eylem geliyor. Eylemden sonra da şimdiki zaman anlamını katan ing eki. You are, you, yine eylem geliyor ve arkasından ing. He is, he's, eylemimiz geliyor ve eylem sonuna ing tepsi oluyor. She is, she's şeklinde yazılıyor kısa olarak. Arkasından eylem geliyor ve eylem yine ing tepsini alıyor. It is, it's, eylemimiz geliyor ve ing tepsi eylemin sonuna ekleniyor. We are, we're, eylem ve eylemin sonunda yine ing. You are, you, eylemimiz geldi ve sonuna ing tepsi eklendi. They are, they're, eylem ve yine sonunda ing. Sevgili çocuklar, şimdiki zaman anlamını verebilmek için eylemin sonuna ing tıkısını getiriyoruz. Şimdi birkaç örnek daha verelim ve konuyu iyice pekiştirelim. İlk örneğimiz, I am reading a book now. I am reading a book now. Ben şimdi bir kitap okuyorum. İkinci örneğimiz, you are eating a hamburger at the moment. You are eating a hamburger at the moment. Sen şu anda bir hamburger yiyorsun. Ve bir başka örnek, she is drinking tea now. She is drinking tea now. O şimdi çay içiyor. Sevgili öğrenciler, dikkat ederseniz bu cümlelerde read eylemi, yani okumak eylemi sonuna ing takısını aldı ve cümleye şimdiki zaman anlamını kattı. I am reading a book now. Ne zaman okuyorum kitabı? Şimdi. Now, şimdi demek. Kitabı şimdi okuyorum, şu anda. You are eating a hamburger at the moment. Eylemimiz eat. Şimdiki zaman anlamını versin diye sonuna ing getirdik. Ne zaman yiyorsun hamburgeri? At the moment. Şu anda. At the moment. Şu anda yiyorum. She is drinking tea now. O şimdi çay içiyor. Eylemimiz drink. İçmek. Şimdiki zaman anlamını versin diye de sonuna ing getirdik. İçiyor oldu. Ne zaman? Şimdi. Now. Sevgili çocuklar, size bir dipnot. At the moment, yani şu anda ve now, şimdi kelimeleri şimdiki zaman cümlelerinde sıkça karşınıza çıkacak. Cümlenin sonunda at the moment veya now kelimelerini veriyorsanız bilin ki o cümleler şimdiki zamanda kurulmuş cümlelerdir. Sevgili çocuklar, şimdiki zamanda cümleler kurarken
eylemler sonuna ING'yi alır dedik. ING ikini alırken eylemlerin çoğu değişikliğe uğramaz. Ama bazı istisnalar var. Şimdi bu istisnaları görelim. Eğer bir eylem sonu E ile bitiyorsa ve bu eylemin son harfinden önceki harf, yani E'den önceki harf bir ünsüz harfse ING tepsini almadan önce E düşer. Ama anlam değişmez. Şimdi ben ne dedim? Bunu örnekle daha iyi görelim. Eylemimiz dance. Dans etmek. Dance. Sonu E ile bitiyorsa, ki E ile bitiyor ve E'den önceki harf bir ünsüzse, bakıyoruz E'den önceki harfimiz bir ünsüz mü? Evet, burada bir C ünsüzü var. O halde ING eki gelmeden önce E ne olacak? Düşecek. Şöyle E'yi düşürelim ve ING ekini bitirelim. Ne oldu? Ben sen. Gördüğünüz gibi E düştü ING'den önce. Ben sen. Ben sen haline geldi. Hemen bununla bir cümle yazalım. I am dancing. I am dancing. Ben dans ediyorum. Ben dans ediyorum. Bir başka eylem. Come. Come. Gelmek. Demek aynı şey onun için de geçerli. Sonu E ile bitiyor. Ama E'den önceki harf bir ünsüz. M ünsüzü var. Dolayısıyla E'yi düşürüyoruz. ING eki gelmeden önce E'yi düşürüyoruz ve coming. Coming şeklinde dönüşebiliriz. Cümle kuralım. We are coming. We are coming. Biz geliyoruz. Bir başka eylem. Ride eylemi. Ride sürmek demekti. Daha önce de öğrenmiştiniz. Hatırlıyorsunuz eminim. Riding. Bakın ING gelmeden önce E düştü. Fili riding. Cümlemizi kuralım. She is riding a bike. She is riding a bike. O bisiklet sürüyor. Bir başka eylem. Write. Write yazmak. Demek. Ve fiilimiz writing. ING geldiğinde writing şeklinde dönüşüyor. Writing. Hemen bu eylemi kullanarak bir cümle yazalım. They are writing. They are writing. Onlar yazıyorlar. Bakın hepsi şimdiki zamanda kurulmuş cümleler. Bir başka eylem. Drive. Drive. Drive, araba kullanmak demek. Driving. Driving haline alacak fiiliniz. Örnek cümleniz ise she is driving a car now. She is driving a car now. O şimdi araba sürüyor. Sevgili öğrenciler, bir başka kural da ING ile ilgili. Şöyle, bu tek hücreli eylemlerde geçerli bir kural. Tek hücreli bir eylem. Sonu bir ünsüzle bitiyorsa. ING eki aldığında sondaki bu ünsüz çift halidir. Yani iki tane yazar. Şimdi hemen bu eylemleri de görelim. Ama onun için önce tahtını çizelim. Nedir bu kuralı uygulamamız gereken eylemlerimiz? Swim. Swim yüzmek demek ve söylemişe dikkat edin. Swim. Bir defa da çıkıyor ağzımızdan. Dolayısıyla tek hücreli bir eylem. Bu eylemi ING ekini getirmek istediğimizde, yani şimdiki zaman cümlesi için kullanmak istediğimizde eylemimiz swimming haline alıyor. Bakın sondaki M burada çift hale geldi. ING'den önce bir M daha ekledim. Swimming, swimming.
cümlemizi yazalım. We are swimming. We are swimming. Biz yüzüyoruz. Bakın, swim. Swim. Ağzından bir defa da çıkıyor. Tek ece bireyle ve sonu ünsüzle bitiyor. ING arkası gerektiğinde de sondaki ünsüz çiftleniyor. Bir başka örnek, run, koşmak demek. O da tek heceli bir eylem. Bir defa da söyleniyor, run. Ve sonra yine bir ünsüzle bitiyor. Ne ünsüzünde bitiyor? Run eylemini sonuna ING getirdiğimizde peki ne olacak? Running. Bakın, running. Ne çiftlendi. Bir ne daha koyduk. Running. Hemen bir örnek cümle verelim. They are running. They are running. Onlar koşuyorlar. Onlar koşuyorlar. Bir başka tek hücreli eylemimiz. Cut. Tek hücreli bir eylem. Sonu T ünsüzlüğü bitmiş. Dolayısıyla ne olacak? ING ekini almadan önce sondaki bu T ünsüzü çiftlenecek. Ve fiilimiz cutting haline alacak. Cutting. Örnek cümlemiz he is cutting. Cutting kesmek demekti. He is cutting. O kesiyor. Anlamına geliyor. O kesiyor. He is cutting. Bir eylemimiz daha var. O da sit. Oturmak demek. Tek eceli bir eylem. Katta olduğu gibi yine sonu T ünsüzüyle bitmiş. O zaman ne olacak? ING ekini almadan önce T ünsüzü çiftlenecek. Sitting. Sitting. Örnek cümlemiz. I am sitting now. I am sitting now. Ben şimdi oturuyorum. Evet, bunlar da tek heceli ve sonu ünsüzle biten eylemlerimizi ING alma yöntemleri. Umarım bu konu üzerinde çeşitli araştırmalar ve alıştırmalar yaparsınız. Sevgili çocuklar, sizlere yeni eylemler öğreteceğim şimdiki bölümümüzde. Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız yeni kelimeler, yeni eylemler öğrenmiştik. Her gün birkaç yeni kelime daha katıyoruz harcımıza. Bugün ise günlük hayatımızda sizin işinizi kolaylaştıracak birkaç eylemi daha öğreneceğiz. Bunlardan bir tanesi, sizin en sevdiklerinizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Do homework. Ödev yapmak. Do homework. Ödev yapmak. Do homework. Ödev yapmak. Hemen bununla bir cümle kuralım. Kelimeyi daha iyi öğrenirsiniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeyi mutlaka cümle içinde kullanın sevgili öğrenciler. Bu cümle, kelimeyi size kelimenin öğrenimini kolaylaştıracaktır. Nerelerde kullanıldığını görmüş olacaksınız. Hem de cümlemiz I am doing my homework. I am doing my homework. Ben ödevimi yapıyorum. Ödevimi yapıyorum. Şimdiki zamanda kurduğumuz bir cümle. Bir sonraki eylemimiz look at. Bakmak demek. Look at. Bakmak. Onunla ilgili bir cümle yazalım şimdi de. You are looking at me. You are looking at me. Sen bana bakıyorsun. Bir sonraki eylem sleep. Sleep uyumak demek. Sleep uyumak. Hemen cümlemizi yazalım. He is sleeping at the moment. He is sleeping at the moment. O şu anda uyuyor. Bir sonraki eylem brush teeth. Diş fırçalamak. Brush teeth. Diş fırçalamak. Cümlemiz he is brushing his teeth. He is brushing his teeth. O dişlerini fırçalıyor.
bir sonraki yeni kelimemiz fly. Fly, uçmak demek. Fly, uçmak. Cümlemiz a bird is flying. A bird is flying. Bir kuş uçuyor. Bir sonraki yeni kelimemiz cry. Cry, ağlamak demek. Cry, ağlamak. Hemen cümlemizi de yazalım. We are crying. We are crying. Biz ağlıyoruz. Evet, bir yeni kelime daha. Jump, zıplamak. Demek, jump, zıplamak. Ve cümlemiz, you are jumping. You are jumping. Siz zıplıyorsunuz. Bir diğer kelimemiz, evlenimiz, have breakfast. Kahvaltı yapmak. Demek, örnek cümlemiz, they are having breakfast. They are having breakfast. Onlar kahvaltı yapıyorlar. Bir tane daha. Have lunch. Öğlen yemeği yemek demek. Cümle içinde kullanalım. Ali and Aysun are having lunch now. Ali and Aysun are having lunch now. Ali ve Ayşe şimdi öğlen yemeği yiyorlar. Now, şimdi demek ki bunu gördük. Burada Aysun ve Ali yerine they de diyebilirsiniz. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, have dinner. Akşam yemeği, have dinner. Örnek cümlemizi yazalım. I am having dinner with my friend. I am having dinner with my friend. I am having dinner with my friend. Arkadaşımla akşam yemeği yiyorum. Buradaki with sözcüğü ile anlamına geliyor. Arkadaşım ile, arkadaşımla anlamına katıyor. Yeni bir eylem daha. Study, çalışmak, ders çalışmak. Örnek cümlemizi yazalım. We are studying English. Biz İngilizce çalışıyoruz. Yeni öğrenmelerimizi umarım defterinize not aldınız. Bu örnek cümlelerin dışında örnek cümleler sizler de kurmaya çalışın. Kelimeleri öğrenmenize yardımcı olacaktır diyorum ve hemen şimdiki zamanda olumsuz cümle nasıl yapılır bu konuya geçiyoruz. Kendiniz olumsuz bir cümle yapmak için ne yapıyorduk? Not sözcüğünü kullanıyorduk. Tartımızı temizleyelim. Ve not sözcüğünü şimdiki zaman cümlelerinde nasıl kullanırız onu öğrenelim. Olumsuz cümle yapmak için not sözcüğümüzü kullanıyorduk. Hemen örneklerle konuyu anlatmaya başlayayım dilerseniz. Şimdiki zamanda bir cümle yazalım önce. Ne diyelim? I am going. I am going. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Peki ben gitmiyorum nasıl deriz? Not sözcüğünü ekleyelim. Onu da nasıl ekleriz? Şuraya yazalım. Şöyle. I am not going. I am not going. Ben gitmiyorum. Hemen diğer örneklerimize geçelim. I am not crying. I am not crying. Ben ağlamıyorum. You are not reading. You are not reading. Sen okumuyorsun. Sen okumuyorsun. Not sözcüğünü kullandık ve olumsuz cümleler yapıyoruz. She is not watching TV. He is not watching TV. O televizyon izlemiyor. She is not
she is not dancing. O dans etmiyor. It is not flying. It is not flying. O uçmuyor. We are not studying. We are not studying. Biz ders çalışmıyoruz. You are not sleeping. You are not sleeping. Siz uyumuyorsunuz. They are not swimming. They are not swimming. Onlar yüzmüyorlar. Sevgili çocuklar, şimdi monitörünüzde bazı resimler göreceksiniz. Bu resimlere bakarak olumsuz cümleler kurun. Bir bayan resmi var monitörünüzde. O ne yapmıyor? She isn't singing. She isn't singing. O şarkı söylemiyor. Buradaki isn't aslında is not. Yani she is not singing. Ama biliyorsunuz biz not olumsuzluk ipini kullanarak bir kısa şekilde bir de uzun şekilde yazabiliyoruz cümlelerimizi. She isn't singing. Bu kısa şekilde yazılmış. O aklınızı karıştırmasın. Aslında she is not. Evet, bir sonraki cümlemiz. Yaşlı bir bey var fotoğrafta. He isn't eating. O yemek yemiyor. He isn't eating. He is not eating. Bir sonraki resmimiz. Evet, bir köpek var ve köpek yüzmüyor sizin de. Gördüğünüz gibi başka bir şeylerle meşgul. It isn't swimming. O yüzmüyor. It is not, it isn't swimming. Ve son resmimiz, bu resimde üç kişi var. Onlar ne yapıyorlar? Gülüyorlar. Ama biz olumsuz bir cümle kuracağız. They aren't crying. Onlar ağlamıyorlar. They aren't crying. They are not crying. En sevgili çocuklar. Şimdiki zamanda olumlu cümle kurmayı ve olumsuz cümle kurmayı öğrendik. Sıra geldi. En iyi ar sözcüklerini başa getirerek son cümleleri yapmaya şimdiki zamanda. Hemen tahtımızı temizleyelim. Biliyorsunuz soru cümlesi yaparken en zor cümlenin başına geçiyorduk. Şöyle ki, am I, pardon, am I, soru cümlemizin başı, ardından eylemi getiriyoruz. Eylem, ama ne olacak? Eylemimiz şimdiki zaman cümlesi olduğu için ing takısı hep birlikte olacak. ING. Em'i başa aldık. Ardından isim ya da isim yerine geçen soru cümlesi kullandık. Ondan sonra eylem geldi. Ama eylemimiz ING takısıyla birlikte gelecek. Ve soru cümlesi olduğu için de sonuna soru işaretini kuracağız. İsterseniz hemen örnek cümlelere geçelim. Şunu bir somutlaştıralım önce. Ne dedik? En başa geldi. Ardından I. Eylem. Bir tane eylem seçelim. Ne olsun? Fly. Neydi? Uçmak. Fly. Ama ING ekibi birlikte. Flying. Am I flying? Ben uçuyor muyum? Bir sonraki örneğimiz. Are you flying? Are you flying? Sen uçuyor musun? Is she flying? Is she flying? O uçuyor mu? Bayanlar için olan. O is she flying? Is he flying? Is he flying? O uçuyor mu? Is it flying? Is it flying? O uçuyor mu? Are we flying? Biz uçuyor muyuz? Are you flying? Siz uçuyor musunuz? Ve son olarak are they flying? Are they flying? Onlar uçuyorlar mı? Sevgili öğrenciler, gördüğünüz gibi
yardımcı sözcüklerimiz olan en, biz ve ara cümlenin başına getirdik. Ardından ismin yerine geçen sözcüklerimizi kullandık. Onun ardından da sonuna ing ekini almış olan evrimimizi getirerek soru cümlesi yapmayı öğrendik şimdiki zamanda. Şimdi bunlar soru cümleleri olduğu için elbette cevapları da olacak. Ne yapıyorduk? İki cevap verebiliyorduk, olumlu ya da olumsuz. Olumlu cevap veriyorsak yes diye başlıyorduk. Olumsuz cevap veriyorsak da no diye başlıyorduk. Örnekler vererek bunu da somutlaştıralım. Am I sitting now? Am I sitting now? Ben şimdi oturuyor muyum? Cevabını verelim. Oturuyorsak, eğer cevabımız olumluysa, yes, you are. Olumsuzsa, no, you aren't. Am I sitting now? Ben şimdi oturuyor muyum? Yes, you are. Ya da no, you aren't. Evet, oturuyorsun. Hayır, oturmuyorsun. Bir başka örnek. Are you crying? Are you crying? Ağlıyor musun? Sen ağlıyor musun? Cevap yine olumluysa yes, I am. Olumsuzsa no, I am not. Are you crying? Ağlıyor musun? Yes, I am. Evet, ağlıyorum. No, I am not. Hayır, ağlamıyorum. Bir başka örnek. Is she studying English? Is she studying English? O İngilizce çalışıyor mu? Cevap veriyoruz. Yes, she is. No, she isn't. Is she studying English? O İngilizce çalışıyor mu? Yes, she is. Evet, çalışıyor. No, she isn't. Hayır, çalışmıyor. İsmin yerine geçen diğer sözcüklerle de örnek cümleler yazmaya devam edelim. En son dedik, is she, şimdi sırada he var, is he diye başlıyoruz. Is he running? Hemen bakın kuralı göreceksiniz. Run, tekeceli bir eylemdi. Ünsüz de bitti. Ayrıcılanınca and çiftlendi. Running. Is he running? O koşuyor mu? Cevap veriyoruz. Yes, he is. No, he isn't. Is he running? O koşuyor mu? Yes, he is. Evet, koşuyor. No, he isn't. Hayır, koşmuyor. Bir başka soru. Is it eating? Is it eating? O yiyor mu? Cevap veriyoruz. Yes, it is. No, it isn't. Is it eating? O yiyor mu? Yes, it is. Evet, yiyor. No, it isn't. Hayır, yemiyor. Are we listening to music? Are we listening to music? Biz müzik dinliyor muyuz? Cevap veriyoruz. Yes, you are. No, you aren't. Are we listening to music? Biz müzik dinliyor muyuz? Yes, we, you are. Evet, dinliyorsunuz. No, you aren't. Hayır, dinlemiyorsunuz. Are you cooking? Are you cooking? Siz yemek mi pişiriyorsunuz? Cevap veriyoruz. Yes, we are. No, we aren't. Are you cooking? Siz yemek mi pişiriyorsunuz? Yes, we are. Evet, yemek pişiriyoruz. No, we aren't. Hayır, yemek pişirmiyoruz. Are they walking? Are they walking? Onlar yürüyorlar mı? Evet, cevap vereceğiz. Olumluysa yes diyeceğiz. Yes, they are. Olumsuz cevap verirken de no, they aren't. Are they walking? Onlar yürüyorlar mı? Yes, they are. Evet, yürüyorlar.
ağ, ağıt, ayır, yürümüyorlar. Sevgili öğrenciler, ismin yerine geçen bütün sözcükleri kullanarak şimdiki zamanda son cümleleri yaptık. Şimdi, bütün bu öğrendiklerimizi dilerseniz arkadaşlarımız bize nasıl anlatmışlar, biz de onları izleyelim. Look and listen. Look and listen. Zeynep, are you coming? We are going to cinema. Yes, I am. But can you wait a minute? Why? Because I haven't got any money. Oh, okay. Mom, can you give me money, please? Oh, of course. It's enough? Yes, it is. Let's go. Bye. Sevgili çocuklar, arkadaşlarımızı da izledikten sonra bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye bye.